şey geliyor. Eleman gibi. Şimdi bunu parça ettirip güfte. Hazırlandık, parka gidiyoruz. Zeynep. Zeynep. Bak bak. Hani Muhammed nerede? Muhammed nerede? Zeynep. Aa! Hayır, hayır Cici. Cici kardeş, Cici. Aa! Anne. Gel kızım gel. Hop. Herkese tekrardan merhaba. Biz parka geldik. Esentepe Park. Pamukova'da tepede kalıyor. Harika bir yermiş. İlk defa çıktık buraya. 2017'de açılmış. Şimdi Zeynoş'la Muhammed'i buna bindireceğiz. Çok mutlu. Çok mutlu. Abla Muhammed'i de atıver buraya. Sallansınlar. Ali! Ali bana bak! Ali! Kızıcıklar sallanıyor. Ali indi, şimdi Muhammed'le Zeynep biniyor. Burada böyle kafe, restoran falan da varmış. Herkes termosları hazırlamış, kahvaltıya gelmiş. Muhammed'e bak. Memeyi taktı ağzına, tamam. Ali köprüden geçiyor. Ali yukarıdan tutacaksın. Gel 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 gel. Dön şimdi orada. Evet. Olsun, iyi iyi olsun, bir şey olmaz. Ali hangisine bineceğini karıştırdı vallahi, şaşırıyor çocuk. Oradan oraya, oradan oraya. Oo, Ali nasıl tırmandın ya? Komando gibi tırmandın. He? Arkadaşlar yolunu gösteriyor. Gördüler yolunu, sen tırmanırken gördüler. Hop. Yavaş. Basketbol oynanıyor. Top olsaydı bak. Ne kadar güzel. Kahvaltı yapanlar. Spor aletleri. T aşağıda bizimkiler. Ali gel, azıcık bir su içelim. Biraz yorulduk, hadi gel. Koştur koştur oradan oraya, oradan oraya. Kat kat aşağılara da inip manzaraya bakılıyormuş. Oradan gitmiyoruz ama, gel buradan. Ha, çardaklar var aşağıda. Büyük masalar. Mükemmel bir yer. Çok güzel. Şöyle bir sizlere manzarayı da çekeyim. Olur. Çok güzel. Çok güzel. Bütün Pamukova ayaklarının altında. Muhammed'i de aldık. Zeynep. Zeynep. Yoncaların içinde çek. Zeynep. Heh. Bu uyuyor çimeni görünce. Bu da bilemiyor dedesi. Bak bu da çimleri yalıyor. Zeynep. Mama. Mama. Al mama. Mama.
Güneş var bakamıyor. Hadi yürüyün bakayım. Kız ne güzel yapmışlar. Evet, gezdik, oturduk, yedik, içtik, çıkıyoruz. Parkta çocuk düştü ya. En tepeden çok üzüldük. Ambulanslar geldi. Tam biz gidiyorduk. Kaydırağın en tepesinden tırmanma yeri var. Oradan düşmüş. Ay yavrum. Kırılmış herhalde, acıyor. Oraya çıkacaktın sen de, gördün mü? İyi ki çıkmadın. Çıkacaktı oraya. Milyoncu gezmeye geldik. Markete giderken gördük. Dolaşıyoruz, bakıyoruz neler var, neler yok. Yağdanlıklar var 10 liraya. Çok güzel. Çay bardakları. Gene ben bardak hastalığım. Tuttu, bardaklara bakıyorum. Şunlar çok güzelmiş. $45. Altılı çay bardağı. Sürahiler. Burada da çocuklara mama tabakları takım. 20 lira plastik. Şurada da kesme tahtaları varmış. Ne kadarmış? 15 lira. Bayağı pahalanmış bunlar. Bunlar cam. Bu camlar da bıçakların ucunu mahvediyormuş. Güzel duruyor ama. Sağlıklı ama. Şurada bir küçük tahta, 12,5. Baharatlık, karabiberlik. Ay şunlar da çok şirinmiş. Sıvı sabunluklar. Reyonlar yerleşiyor. Efendim. Geliyorum. Gibi gözüküyorlar ama kaydırıyor 10 lira. Bakın bu, o bende gördüğüm tepsileri göstereyim şöyle. 10 lira bakın burada. Reyhan çarşısında bunlar 5 lira. Kapının önünde bir sürü var. Aynı boyut hem de. Burada 10 lira. Ya 5 lira. O ne kazanıyor? Bu ne kazanıyor? Metal, aynı bunlardan. Ali ne yapıyor? Ali oyuncakçının önünde. Evet, sen çok seviyorsun oyuncak. Evet, biz eve geldik. Market alışverişi yaptık. Şimdi sizlere market alışverişini göstereyim. Ondan sonra da yemek yaparız diye düşünüyorum. Yani annem köfte patates yapacak fırında. Dünden kalma da dolma vardı. Beyaz lahana dolması ve yaprak sarma. Bir de barbunya fasulye var. Etli barbunya yemeği. O kadar. Köfte patates yanında yeter. Yarın çarşıya gitmeyi düşünüyoruz Bursa'ya. Adapazarı'na çarşıya gitmeyi düşünüyoruz. Dönünce de tavuk yapacağız. KFC tavuk yapacağım. Erkek kardeşim de çok seviyor tavuğu. Ben de zaten çok seviyorum. Biliyorsunuz bize hep yapıyoruz sürekli tavuk. İşte şimdi göstereyim bakın size marketten neler aldık. Marketten bir tane küçük adam aldık böyle. Olsa değil mi keşke böyle markette. Ne güzel. Muhammed. Gülücük at teyzeye. Teyzeye gülücük at. Şaşırdı. Şöyle bir tane taşlık aldık. Bunu haşlıyor annem. Ondan sonra da kavuruyor. Çok lezzetli oluyor.
soğanla kavuruyor. Bir tane de pirinç ciğer. Bir paket böyle pirinç taşlık. Ondan sonra Zeynep'e yaş günü kutlayacağız. O yüzden böyle bir tane pasta tabanı aldık. Evet, şöyle bir paket krem şanti aldık pasta için. Ondan sonra pasta malzemelerini şöyle ayrı koyalım. Bir tane pasta tabanı 3.95 BİM'de. Sade olanını aldım. Ondan sonra bir tane saf sabun, böyle beyaz kalıp sabun. Çok güzel oluyor bu ışığın. Çok güzel kokuyor. Yine bir tane doğal saf sabun, zeytinyağlı, yine ışılın. Bir tane iyotlu tuz aldık, sofra tuzu. İki kutu süt aldık. Sütler de tatlı için, pasta için ve KFC tavuğa da birazcık gidiyor süt. Onun için aldık. Yine tavuğun yanında böyle sos için ketçap ve mayonez aldık. Bir tane dolapta bulunsa belki hamur için bir şey yaparız. Margarin aldık bizimin. Ondan sonra Finger'ın bisküvilerini aldık bu süslenin. Bunlar çok güzel olmuş. Değişmiş paketleri, ambalajları da. 3 paket böyle Finger bisküvi. Çayın yanında çok güzel oluyor bunlar. Akşamları falan. Harika. Ondan sonra şöyle diş fırçası aldık. Orta sert. O da 3.75 mi? Öyleydi fiyatı. Sonra yine pasta için damla çikolata aldık. Muzlu ve beyaz yapacağız pastayı. Sade. Ama içine yine böyle çikolata parçaları atalım dedik. Bir tane pasta kreması aldık, vanilinli. Ondan sonra iki paket şöyle Vince'nin beyaz çikolatasından aldık. Ondan sonra bir tane yine tavuk için bu Burç'un konfleksini aldık. En güzel bu oluyor. Bu şekersiz oluyor. Diğer markalar hep şekerli oluyor. Tavukta hoş bir tat olmuyor. Ama bunun şeker oranı az olduğu için çok güzel oluyor. Bir de şöyle bademli helva aldık. Yaz helvası. Seyidoğlu'nun. Bunlar da AS1'deydi. Bir tane de yine Seyidoğlu'nun cevizli helvası. Yine akşam böyle atıştırırız. Tüm kardeşler toplanmışız. Bir gelinimiz ve abim yok. Onlar daha yeni Urfa'dan döndü. O yüzden gelemediler. İşbaşı yaptılar. Şöyle cips aldık işte. Neyse, şimdi bunları yerleştirelim. Hemen pastayı yapmaya başlayalım. Böyle köftenin harcını yoğurmuş. Kutunun içerisinde. Bunu şimdi minik minik yuvarlak yuvarlak yapacağız. Yanına patates, köfte, böyle fırın tepsisinde yemek yapacağız. Ya Muhammed çok tatlı olduğu için hangisinin hangi yerinden Zeynep ve Muhammed'in kutularından başlamak bilmiyor. Hangisini yiyeceğini karıştırıyor mu? Kafam karışıyor. Sen muz getir Ali bize. Olur mu Ali? Muzları dilimleyelim. Kimdenmiş bu? Pasta kremasını sürüyoruz. Sen de muzları dilimleyelim, gel. Ama ben pasta kremasını bunu da soy teyze. Soy bakalım muzları. Hadi kardeşkonun pastasını yap bakalım. Sütlü sütlü çok lezzetli. Aynen hazır pasta kremaları gibi. Anneannem dozma buçuk versin. Şeyleri de doğur diye. Dur ben doğrarım onları. Sen çikolata yer. Bak burada çikolatası var. Oo. Ters. Ya çok uzak, 2 saat yol. Anne kalan kremayı şey yapayım mı? Aa, şimdi onu yersen pastayı yiyemezsin anne. O kadar çok iyi. Şey üstü kremalı. Yerli cevizmiş abi. Evet. Yerli ceviz. Bakalım annem burada salçayı kavurmuş. O sos yapmış. Böyle içinde Charleston biber de var. Burada köfteler diziliyor. Bakalım şey, birazcık kızarttık patatesleri, ondan sonra diziyoruz. Şunu alalım yanmasın. Bana bak, bir ton alalım oradan Mustafa. Şimdi sosuna döküyoruz. Ali, krema bir kat daha yapacağız annem, yeme. Bak burada ne güzel köfte patates var. Ya
Yeme, sonra karnın doyacak. Bunu kaldırıp dökelim. Şöyle gezdireyim. Artık hayatta yemem burada. Aa, neden? Tepsi düşmesin yandan. He? Oh, mis gibi oldu. Mis. Hadi bakalım. Şimdi fırına. Çok güzel oldu. Tam. Tam geldi. Tam. Koyma daha. Patatesler kızardı ya, çok çekmez. Aynen. Ben bir yaptım üzerine. Ali daha güzel yaptı. Ali ben yapayım dedi. Çıplak pasta yaptık böyle. Neck pasta diyorlar ya. Ali'nin de böyleydi. Yaş günü pastası. Zeynep'e de öyle yapalım dedik. İkisinin de resimlerde aynı hatıra kalsın böyle. Hadi yap bakalım. Abisi de süslüyor şimdi. Yazmadık üzerine sığmaz diye. Yemeğimiz çıktı fırından. Burada da barbunya yemeğimizi ısıttık. Akşam yemeğini yedik. Böyle sofrayı hazırladık yine biz. Pastamız da gelecek şimdi. Teyzemler geldi, anneannem geldi, kızlar geldi. Hep birlikte Zeynep'in doğum gününü kutlayacağız. Evet. Bir yaş doğum günü. Ben birini birazcık böyle sap gibi yaptım ama olsun. En azından evde kendimiz yaptık, değil mi? Teyzem de gelirken böyle leblebi tozuyla yapılmış. Çok değişik kurabiyeler almış. Bir de burada lupbolardan almış. Ablamın kurabiyeleri, annemin beyaz lahana dolması, bu da eniştenin tulumba tatlısı. Annem de yanına mısır patlattı böyle. Çayımızı da demledik. Herkes bir parça bir parça bir şeyler getirmiş böyle. Sofra doldu. Şimdi pastasını keseceğiz işte. Çayımızı da demledik. Yok, şimdi masayı içeriye götüreceğiz. Hep birlikte orada yiyeceğiz. Şimdi bu masa tekerlekli böyle. İçeride daha fazla oturma yeri olduğu için enişteyle falan böyle taşıyacağız bu masayı. Termoslu çayımızı da götüreceğiz orada kettle'da. Hep birlikte orada hem doğum gününü kutlayacağız hem de ilk defa işte Zeynep'in yaş günü yapmış olacağız. Değil mi? Değil mi Ali? Ali hemen pıt pıt mısırlarını tuttu. Hadi bakalım. Gidiyoruz şimdi. Zeynep. Orada biraz alçak gibi. Kış. Zeynep. İyi ki doğdun Zeynep. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Thank you.
Biz Esiva 2'den geldik. Akşam yemekleri yendi. Toparladık, ettik. Şimdi aldıklarımı sizlerle paylaşayım. Bunu annem aldı Zeynep'e. Böyle fırfırlı yanları. Yumuşacık kumaşı var. Tight böyle. Burada mikisi var. Bunu da annem aldı. Bu da Ali'ye pijama. Bunlardan zaten ben alıyordum Ali'ye. İki tane var. Çok kullanışlı, rahat oluyor. Paçaları da lastikli. Böyle üzerine kepçe, dozer, kamyon var. Sonra Zeynep'e iki tane tulum aldım ben. İkisi böyle takımdı, 40 liraydı. Ondan sonra şöyle bir takım aldım. Bu da yazlık bir takım. Bunları zaten geçen sene yazın görüyordum. Ama almamıştım. Niyeyse o kadar sıcaklarda dolaşmıyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Evde serin hep oturuyorduk. Küçüktü çünkü Zeynep. Çok nadir çıkıyorduk. O zaman da giyecek kıyafeti çok seçenek şey kat kat vardı yani. 16 liraya buldum bu takımı. Böyle bir tane askılı takım aldım. Çok hoşuma gidiyordu zaten. Ondan sonra yine Zeynep'e bir tane böyle unicornlu alt üst takım aldım. 18-24 aylık böyle pijamasının kolları da lastikli. Çok güzel. Yumuşacık da penyesi. Çok uygundu fiyatı. 26 lira. Bir tane de Ali'ye böyle nostalji. Elsivaki'nin üstüne aldım. Kolları böyle düğmeli katlanıyor. Burada maymuncuğu var. Şöyle önünde. Bir de arkası şöyle. Bayağı bir resimli şöyle. Gol Elsivaki yazıyor. Çok güzel. Bu renkler de Ali'ye çok yakışıyor. Okulda da böyle üstünü değiştirmeye iyi olur. Kat seçenek olur böyle şey. Terliyor, ediyor. Hafta içi her gün gidiyor şimdi okula. Her gün üst baş değiştiriyoruz. Öyle işte. Aldıklarımız bu kadardı. Bir de babama yelek aldık. O kadar. Başka da bir şey almadık, bulamadık böyle. Seçilmiş çok ürün. Şimdi herkes orayı fabrika satış mağazası olduğunu biliyor. O yüzden seçilmiş ürünler. İşte böyle birkaç parça seçtik biz de. Bunların fiyatı da 17 liraydı. Bunun fiyatı, bunun da fiyatı 20 liraydı. Evet, aldıklarımız bu kadar. Videomu da artık sonlandırayım. Böyle uzun bir video oldu. Bir daha hani çekmem burada. Bir vlog çekerim böyle memlekette. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.